4 yılında yem bitkileri üretmeye başladık. Bununla beraber paketleme sistemine de başladık. İşte birer tonluk yem ürünleri hazırlamaya başladık. Burada bir 10 yıllık tecrübeden sonra hayvancılığa da girmeye niyet ettik. Küçük araştırmalar neticesinde Deli'nin robotlarını gözlemlemeye başladık. Deli ile nasıl tanıştık? İnternet vasıtasında tanıştık. Daha sonra fuarda görüşmelerimiz oldu. Bizi ziyaret ettiler. Biz küçük başlayalım dedik ama oradan gelen teknik arkadaşlar bizim yem üretim kabiliyetimizi görünce biraz daha büyük başlayabilirsin, çekinmene gerek yok gibi bir destekte bulunup bize işte projeyi de sundular. Daha sonra ticari anlamda işte hangi markayı seçelim dedik. Mevcut olan markaları inceledik ama en verimli bize Deli geldiği için bir de hani emekle çalıştığınız zaman tek atımlık bir kurşununuz var. Doğru makine almak zorundasınız. Doğru makineyi almadığınız zaman sistem çalışmıyor. Yani bu esnada en doğru Deli bize doğru geldiği için Deli'yi tercih ettik. Çünkü zarar etme şeyimiz yok, şansımız yok. Şu anda da çiftliğimiz hakikaten performansı yüksek. Deli'nin şöyle bir parantez açayım. Deli'nin kendi içinde de çiftlikleri kıyasladığı bir sistem var. Türkiye içinde de gayet iyi bir seviyedeyiz. Hatta Avrupa'daki çiftliklerin sıralamasında da sıralamaya girmiş durumdayız. Deli'nin görüşmeleri yaparaktan yatırıma başladık. Bu esnada Ziraat Bankası'ndan tabii ki bir miktar kredi kullandık. Ama Trakya bölgesinde diğer bölgelere göre destekleme biraz daha düşük kalıyor. İşte bir İPART yok mesela. Bunları bekleyecek zamanımız da yoktu bizim. Sadece Ziraat Bankası ve özel bir banka olan Türk Ekonomi Bankası'ndan destek alarak da bu işletmeye başladık. Ama destek anlamında, hani hibe anlamında bu işletmede hibe yok. Sadece düşük faizli kredimiz var. Ama proje o kadar doğru geldi ki, doğru zamanda startup'ı yaparsanız işletme kendini çalıştıraraktan ödeme kabiliyeti kazanabiliyor. Bizim artı tarafımız kendi yemimizi üretmemiz. %80 oranında kendi yemimizi ürettiğimiz için biraz daha süreci kolay atlattı. İneklerin algısında hani bu robot bana fayda sağlıyor noktasını ona hissettirdiğiniz zaman işte robotu ziyaretler daha fazla oluyor. Niye? Burada otomatik bir beslemesi var. İşte sütü sağlıyor, hayvan rahatlıyor. Yemini yiyor. Ona makinenin zarar vermediğini hissettiği zaman hayvan, size kalan tek şey hayvanınızı doğru beslemek, suyunu içirmek, rahat bir yatak ve doğru bir besleme. Kendi güdüsünle hayvan çok rahat bir şekilde alışabiliyor. Artı olarak ne faydası oluyor inekler içinde? İşte hayvan ne zaman isterse robotu ziyaret edebiliyor. Diğer sistemlerde hayvanın canı sağ olmak istemiyor veya yem yemek istemiyor. Koşullandırmayla bu işi yapıyorsunuz. Bu sistemde tamamen hayvanın kendi duyularıyla hareket ediyor aslında sistem. Ona fayda sağlayan bir makineyle tanıştığı zaman sürekli onu ziyaret etmek ihtiyacı duyuyor. Tabii ki bir sağlık ekibimiz var. Ama sağlık ekibimiz bize veri vermeden biz içerideki hayvanlardan bilgi sahibi oluyoruz işletme sahibi olarak da. Hayvanda bir problem olduğu zaman telefonumuza mesaj kanalında sinyal geliyor. Veya sistemde bir arıza olduğu zaman haber geliyor. İşte diyebiliyoruz ki teknik veya sağlıkçı arkadaşlarımıza şu hayvanda problem var. İşte 500 numaralı hayvanda problem var. Görsel anlamda pek bir şey ifade etmiyor veya anlayamıyorsunuz ama sistem size o kadar doğru okuyor ki bilgileri. İşte dediğim gibi hayvan düşmeden veya süt verimi azalmadan uygulamada bulunabiliyorsunuz hayvana sağlık açısından. Firmanın da söylediği özellikle %10 daha fazla süt verimi alabiliyorsunuz. Tabii sağladığı olanak maddi anlamda çok ciddi bir olanak. Biz hani fikir almaya gelen arkadaşlar oluyor hayvancılık için. Şöyle diyoruz hani robota borçlanmanızı saymayın aslında. Hani çünkü sistem bir kere kurulup sütü sağmaya başladığınız noktada robotlar kendileri çalışaraktan size borçlarını ödüyorlar. Siz daha çok yem noktasına odaklanın. Hani bu hayvanlara nasıl daha kaliteli yem yedirebiliriz?
nasıl daha rahat yatırabiliriz, daha rahat havalandırabiliriz. Bu tarz şeylere odaklanın. Çünkü hani işletme kurulduğu zaman robotlar kendi çalışacak. 24 saat sizin hizmetinizde hem sütünüzü sağacak hem hayvanlarla alakalı çok ciddi bilgileri size verecek. İşletmenize gitmeseniz dahi. Kesinlikle parasal anlamda bazı arkadaşlara çok yüksek gibi geliyor fiyatlandırması ama inanın ki hani robotlar kurulup startup doğru bir şekilde başladığı noktada onlara bir maddi anlamda yük getirmeyecek. 24 saat hizmetinde çalışan bir grubu olmuş gibi düşünün yani sahamla alakalı. Ben Deli ile geleceği parlak çiftçiliği seçtim. Siz de seçin.